Evet, bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, bugün çok güzel bir konu işleyeceğiz. Benim için en önemli konu diyebilirim. Hatta diyorum da <laughs> en önemli konu. Kardeşlerim gösteriş çağında yaşıyoruz. Biliyorsunuz bazı kardeşlerimiz mesela ayna karşısında çok fazla vakit geçiriyor. Diğerleri hatta gelip orada böyle bir koment durumu oluşuyor yani. Yorumlar alt alta gibi façan yansın kardeşim falan. Yani herkes birbirini böyle Iniesta ile Xavi'nin paslaşması gibi. Herkes birbirini böyle övüyor, met ediyor. Kardeşim on numarasın var ya. Analar senin gibi yiğit doğurmadı falan. Öbürsü böyle kardeşim senin gibi yakışıklısını bu alem görmedi. Aslansın aslan falan böyle bilin Et, birbirinin egosunu şişiriyor. Zaten bunun da boşluğunu fark eden sosyal medya platformu üreten kişiler bu alandan yürüyüp gitmişler adeta. Yani bunu fark etmişler. Orada like işareti var ya şu hareket. İşte belki de yaşadığımız asırda, kıyamet öncesi belki son asırda şu ahir zaman insanlarını belki de büyük ölçüde neredeyse topyekün bir cehenneme sürükleme sebebi olacak. Maalesef çoğu insanın cehenneme gitme sebebi olacak kardeşim. Öyle bir gösteriş çağında Herkes bir şeylerini göstermeye çalışıyor. Hani biz evvelsi günde biliyorsunuz Tekasür Suresini anlattık. Orada da bu popülerizm etkisinden bahsettik. Ayetin ve surenin tamamına baktığımız zaman, ayetlerin siyak sibakına baktığımız zaman çok enteresan kısa bir surenin böyle bir meseleyi gündem haline getirmesi. Yani adeta onun sancaktarlığını yapması demiştik hatırlarsanız. Burada da benzer bir meseleye temas edeceğiz. Bu asır kardeşim biraz hedonizmin, biraz bencilliğin, biraz menfaatin suyunda beslenerek onların tavında dövülen bir enaniyet asrı ve bu asrın o çirkin bayrağını göndere çeken kötü hasletse gösteriş ve riya Allah'ın bizden istediğini Allah'ın ve Kur'an'ın bizden istediği ne? Allah'ın, Kur'an'ın ve Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın bizden istediği ne? Bunun tam tersinde duran bir kavram. Bugün onu işleyeceğiz. İhlas kavramı kardeşim. O kadar mühim bir kavram ki, o kadar vazgeçilmez bir kavram ki, her şey onun etrafında şekilleniyor. O olmazsa gün içinde herkesten 5 kat fazla namaz kıl. Millet 5 vakit kılarken sen 25 vakit namaz kıl. Gün içinde Mekke'de ol, bir yandan tavaf et, bir yandan Kur'an oku. Hani 120- Ahmet iniyor ya oraya. Bir kısmı namaz kılana, bir kısmı tavaf edene, bir kısmı Kabe'yi seyredene. Sen Kabe'yi seyrederek tavaf yap, bir yandan Kur'an oku, Cevşen oku, müthiş işler yap ama ihlas yoksa hepsi çöp. Allah hiçbirini kabul etmeyecek. 5 vakit namaz kılıyorum diye kişi ucuba düşüyor değil mi? Şeytanın çok sevdiği şeydir. Şeytanın böyle gizli taktikleri var kardeşim. Sen kendini çok iyi bir noktada zannediyorsun. Şeytana karşı galip zannediyorsun çünkü değil mi? E şeytan da bunu istiyor. Böyle düşünmeni istiyor. Buna ucup diyoruz kardeşim. Cuma'dan Cuma'ya gidiyor adam. Kendini kurtuldu zannediyor. Belki cehennem ehlinden birisi. Ama kendini kurtuldu zannediyor. Problemi görüyor musun? Sen şeytanın saf zannediyorsun. Ahmak yerine koyuyorsun aslında o seni uyutuyor, kerizliyor ahmak yerine koyuyor. Esas kandırı sensin yani. Şeytanın özelliği bu zaten abicim. Aldatmak nedir? Kişi aldandığını fark ettiği zaman tam manası aldatılmış olmuyor ki. Değil mi? Aldatıldığını fark etmeyince. Yani sen şu an mesela şeytanın seni aldattığının farkında değilsen. Kendini iyi noktada görüyorsan. Ben herhalde cennete girerim gibi düşünceler sende hakimse. Allah korkusuyla bir gözyaşı dökme. Allah korkusuyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı gibi. Hazreti Ayşe tarif ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeye vardığında sanki adeta ateşe tutulan körükler gibi göğsü inip inip kalkardı diyor öyle ağlardı. Öyle ağlardı ki bazen vefat edeceğinden korkardık. İşte Allah korkusu bu tarafta. Sen de bunun olmadığına bakarsan eğer oradan çözersin meseleyi. Maalesef böyle bir durum var kardeşim. Bir gün Hazreti Ömer en sevdiği sahabelerden birisi ki kendisi vefat edeceği sırada kendisinin yerine bir halife tayin etmesini söylediklerine ne demişti? Muaz bin Cebel hayatta olsaydı düşünmeden onu geçirirdim demişti. Böyle bir sahabe. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın gördüğü, en zeki talebelerinden birisi. En müthiş şakirtlerinden. Muaz bin Cebel bir gün Mescid-i Nebevi'nin hemen önünde bir duvarın dibine oturmuş ağlıyor. O kadar büyük bir sahabe ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor. Sen din gününde, insanların diriltildiği o günde bütün alimlerin önünde bir ok atımı mesafe önde duracaksın. Yani alimlerin önderi olarak, lideri olarak ilerleyecek. Bu ne kadar büyük bir mesele. Alim deyince kim aklınıza geliyor? Hepsinin önünde. Sahabede dahil. Muaz bin Cebel böyle böyle bir insandı. İlimde bir deryaydı. Oturmuş ağlıyor. Hazreti Ömer çok adam seçicidir. Bazılarını halifeliği döneminde bir asası var. Onunla döverdi. Buna dair çok hatıralar okuyoruz. Sahabenin önde gelenlerinden bazılarını azarlardı. Fırça atardı milletin içinde. Hiddetliydi. Görevden alırdı hemen. Ama sevdiği bazı kişiler var. Onları da çok severdi. Ebu Derdaş'tı. işte. Benim en sevdiğim sahabelerden birisi biliyorsunuz. Hayatıma rehber edindiğim. Hidayet rehberim. Bir diğeri Ebu Ubeyde bin Cerrah. Bir diğeri Muaz bin Cebel. Bunların ortak özelliğine ilim. Ortak özelliğine züht. Ortak özelliğine dünya sevgisine meyilleri yok. Kibir, enaniyet bunlarda bulamaz. Böyle insanlar. Tam Allah'a adanmış ruhlar. E gel de sevme yani. İşte onlardan birisidir Muaz bin Cebel. Dağ gibi bir adam hakikaten. İlimde bir dağ. Hazreti Ömer onun ağladığını görünce yanına gidiyor ne oldu diye soruyor. O da diyor ki şu kabir sahibinin bir sözü aklıma geldi. Ondan dolayı oturdum ağlıyorum. Şu kabir sahibi dediği kim anlıyorsunuz değil mi? Yoluna kurban olduğumuz, ayağının izine, izinin tozuna kurban olduğumuz Allah'ın Resulü, Nurlu Peygamber, Güllerin Efendisi. Aleyhisselatü Vesselam. Peki sözü ne? Sözü şu. Efendimiz Aleyhisselatü buyurmuş ki Riyanın en azı dahi şirktir. Allahu Ekber. Gel de ağlama şimdi bana. Ağlanmaz mı? Bizim halimiz nice olur o zaman? Ya iş arkadaşlar basit bir iş değil. İş öyle kolay iş değil. Biraz gayret istiyor. Cennet ucuz değil. Cehennem lüzumsuz değil. Elbette cennet adamlar istediği gibi cehennem de adamlar ister. Çalışmazsak Allah bizden çok şeyi soracak. Anlatmadığımızı soracak, yapmadığımızı soracak veya yapıp da Allah için değil, insanlar için gösterdiğimizi soracak. Gösteriş merakı. Hulusi abi kimdir? Hulusi Yahyagil, binbaşı Hulusi, Çanakkale Gazi falan değil mi? Bak Nur'un birinci talebesi diyoruz bak sıralama. İlk o Risale-i talebesi olmamış. Üstadın yanında en çok o vakit geçirmemiş. Çocukluğundan veya gençliğinden üstad alıp yetiştirdiği bazı talebeleri var. Onlar arasında değil. Vefatından önce aldığı hususi böyle ona hizmet eden o has gibi ekipten değil. Üstadla en çok görüşenler arasında değil. Ama Nur'un birinci talebesi neden? Manevi bir makamı var. Üstadla bir muhatabiyeti var. Kalbi, ruhu işte adı gibi. Hulusi. İhlas. İhlas kardeşlerim. İhlas. Hulusi abi yaşadığı dönemde gerçekten en büyük manevi zatlardan birisi olduğu söyleniyor. Ona sormuşlar. Hulusi abi böyle derya gibi de bir insan ama tam bir tevazu ve mahviyet sahibi. Ona sormuşlar. İhlas nedir abi demişler. Ne demiş biliyor musunuz? İhlas içinde halk olmayandır. Bazı camilerin girişinde yazar ya. Hakla irtibata geçmek istiyorsan halkla irtibatı kes. Ne kadar güzel bir söz. Hani telefonunu kapat anlamında söylüyorlar ama gerçekten öyle. Dışın, halkın, için hakkın baktığı yer. Öyleyse dışını değil içini süsle diyor ya Mevlana. Aynı öyle abiciğim. Üstad Bediüzzaman da bütün bunların manasını bize biraz sonra okuyacağımız satırlarda verecek. Ve enteresandır çok değişik bir not düşecek başına. Diyecek ki bakın ikinci şu anda mesela şöyle bir şey söylüyor. Hatırlıyorsunuz değil mi ikinci şu anın başında geçen Üstad'ın ibaresini? Burayı okuyan ne olur diyor. Allah'ın izniyle iman kurtarır. Bazı yerler var kardeşim deizme tokat. Diyor ki bu bölümde küfrün belli kırılmıştır kardeşim. Mesela Haşir Risalesi var. Ahireti iki kere iki dört eder katiyetinde ispat eder diyor. 29. söz ve 10. sözü okuyup da ahireti sokaklarında gezer gibi inanmayan getirsin parmağını gözüme soksun diyor. Anlıyorsunuz değil mi? Üstad Hazretleri ne kadar tevazulu bir insan, ne kadar böyle o büyük alim olmasına rağmen kendini sürekli geri çeken, kardeşim bana değil Kur'an'a hürmet edin diyen bir insanken burada bir anda üslubunu değiştiriyor, çok iddialı konuşuyor. Böyle bölümler var çünkü. Ahireti ispat ediyor. Allah'ı ispat ediyor. Allah'ın bir olduğunu ispat ediyor. Ahiretin dini, hakkın varlığını ispat ediyor. Böyle kıymetli iman kurtaran bölümler var. Ama hiçbirinin başına şuraya düştüğün notu düşmemiş. Ne diyor? Bu lema la ekal her 15 günde bir defa okunmalı. En az her 15 günde bir. Mümkünse ne kadar mümkünse her gün. Bugün Üstad Bediüzzaman'ın kardeşi sormuş. Demiş ya Seyda bu virt değil bir şey değil. Niçin 15 günde bir defa okumalı? Kardeşim demiş Üstad. İhlas olmazsa okuduğun virt de boş, kıldığın namaz da ettiğin ibadet de boş. Yani anlıyoruz değil mi? Biz her gün öyle bir enaniyet asrında yaşıyoruz ki ihlasımızı kaybetmekle yüz yüzeyiz. Her gün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya kıyafetinizin eskidiği gibi iman da eskir. İmanı teceddüt etmelisin. Yenilemelisin. Ya eyyühellezine aminu. Aminu diyor ya. Ey iman edenler iman edin. Ya biz zaten iman etmiştik değil. Tekrar iman. Çünkü iman yenilenmek istiyor, İhlas da öyle kardeşim. Eski o. o yüzden her gün mümkünse oku. Bazı abilerimiz var, kardeşlerimiz var Çınar altında her gün okuyorlar. Bilmiyorum okumalarını daha hızlı yapabilmek için ama minimum okuma sınırı var ya Çınar altında onun içinde olabilir. Her gün okumak vallahi ker. Vallahi ker. İsterseniz hani en minimum 20-25 sayfa okuma sınırınız için iki kere ihlas isterseniz, isterseniz okuyun. Tabii ki başka bölümlere de ihtiyacımız var ama vallahi ker. Böyle bir bölüm. Çünkü ihlas abi ibadet ruhudur diyor işaret edeceğiz. Daha. İbadetin ruhu. Ruh çıkarsa ne olur? Beden. Ceset olur ya. İbadet de öyle abi. Ruhu çıkarsa geriye ne kalır? Ceset olur. Bak Şeddat bin Evsi tanıyan var mı? Allah Resulü'nün sahabelerinden. Makamı nerede? Şu an Filistin'de. Müthiş bir zat. Şeddat bin Evs. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini aktarıyor bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki ümmetim için şu iki şeyden çok korkarım demiş. Bir, gizli şehvet. Gizli şehvet nasıldır? İkinci sözde Bakara suresinin tefsiri yapılırken üstad ne diyor? Ellezine yu'minune bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. Müminler yani görmediği bir Allah'a inanırlar. Şartül İcaz'da bunun tefsirini yaparken ne diyor? Gayba imanın arkasında gıyaben iman vardır. Yani Mümin başkalarının yanında nasılsa tek başına kaldığı zaman da gıyaben öyle iman eder. Yalnız kaldığı zaman halini bozmaz. Hazreti Osman'a yani Osman bin Affan'a Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hürmet edince sahabe-i kiram merak etmiş ya nedenini. Neydi o mesele hatırlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle biraz yayvan oturuyor ayaklarını da uzatıyor. Hazreti Ebu Bekir gelmiş toparlanmamış. Hazreti Ömer gelmiş toparlanmamış. Hazreti Osman gelmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Osman geliyor dedikleri anda daha odaya girmeden hemen toparlanıp ayağa kalkmış. Ya Resulallah Hazreti Ayşe demiş. Niçin böyle yaptın? Babam geldi. Toparlanmadınız. Ömer geldi. Şeytanın yolunu değiştir diyor. Ömer geldi. Toparlanmadınız. Osman geldi. Niçin toparlandınız? Niçin ayağa kalktınız? Efendimiz diyor ki melekler dahi ondan haya ediyor. Meleklerden geri kalamam. Onun girdiği yerde melekler de böyle toparlanıyor. Onun girdiği yerde Herkes haline tavrına dikkat ediyor. Herkes konuşmasında sözüne dikkat ediyor. Böyle haya sahibi. Hayasıyla ahlakı peygamberimize en çok benzeyen sahabe odur. En çok benzeyen kişi odur. Böyle bir insan. Ona soruyorlar ya Osman peygamberimize Vesselam böyle yaptı. Hayret etmiş ya öyle mi? Öyle. Allah niye? Ben demiş farklı bir amelim yok. Tekrar tekrar sormuşlar tekrar tekrar yok demiş ya benim farklı bir amelim. Ha şu var ki demiş ben insanların yanında nasılsam tek başıma kaldığımda da öyleyim. Buna ne diyoruz biz? Güzel. İhsan şuuru. Hakiki ihlas elde ettiren şey bu işte. İhsan şuuru. Allah'ın seni daima gördüğünü bilmek. Peki bu nasıl olur? Allah'ın bizi daima gördüğünü unutmamız haline ne diyoruz biz Ali Osman? Gaflet diyoruz. Hemen bildin Allah razı olsun. Çok tanıdık bir ifade <laughs> Ya gafleti peki ne izale eder kardeşim? Gafleti ne çözer, ne ortadan kaldırır? Çok güzel. Tefekkür ortadan kaldırır. Tefekkür gafleti izale eder. Öyleyse ihlası elde etmemiz için Üstad Hazretleri bize neyi tavsiye edecek? İki şeyden birisini tavsiye edecek. İki şeyi söyleyecek, birisi bu işte. Ne? tefekkür ilahi. Allah'ı tefekkür et ki her an seni gördüğünü hatırla. Her an seni dinlediğini, şu an mesela ben konuşuyorum Allah beni dinliyor. Allahu Ekber. Bu çok hoşuma gidiyor ya. Allah şu an beni duyuyor. Şu an beni dinliyor. Şu an beni görüyor. Şu an yani onun razı olacağı bir iş yapıyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar. Şu an bilmiyoruz burada ne kadar melek var. İnşallah ihlaslıyızdır. Rabbim bizi ihlaslı saysın. İki şey dedi değil mi Şeddat bin Evs? Birisi gizli şehvet dedi. İnsanlar kendilerini gizlerler. Gizli kaldıklarında da o şehvetlerini açığa çıkartırlar ihsanı da ihlası da yitirirler. Sanki Allah onları görmüyormuş gibi. Bir başka ifade Allah Resul diyor ki böyle bir tozun sert bir rüzgara savrulması gibi onların amelleri savrulacak diyor. Riyakar olup yalnız kaldıklarında insanların yanında yaptığı ibadetleri yapmayıp yalnız kaldığında günahlara girenler. Allah muhafaza Rabbim günahlarımızı bağışlasın. İkincisi neydi? İkincisi de diyor Şeddat bin Evs. Allah Resulü'nün ümmeti için en çok korktuğum dediği ikinci şey gizli şirk. Sahabe-i kiram sordular. Ya Resulallah gizli şirk nasıldır? Efendimiz dedi ki buna dair çok şey söyleyebilirim. Bazı şeyler de söyledi. Peki Ya Resulallah insanlar sizden sonra da şirk koşacaklar mı? Allah'a ortak koşacaklar mı? Efendimiz evet dedi. Ama güneşe, aya, taşa veya puta taparak değil, puta tapmayacaklar. Fakat amellerinde gösteriş yapacaklar. Ya amellerinde gösteriş yaparak gizli şirke düşerler. Başta söylediğim hadisle bunu birleştirin. Gizli şirk değil mi? Riya gizli şirktir dedi. Burada da ne dedi? Gösteriş yaparak şirke düşerler dedi. Demek riya böyle şirki hafi denilen gizli bir şirkmiş. Allah muhafaza eylesin. Cehennemin çok dehşetli azapları var. İnsan bir dakika dayanamaz oraya. Bir dakika dehşetli yani. Hem acı eşiğiniz dünyadakinin kaç bin katı fazla, hem acı ve ateş kaç bin katı fazla. Efendimiz demişti ya şu gördüğünüz ateşten 70 kat daha yüksek. Ya böyle bir dehşetli yangın diyarı. Farklı azaplar var. Cehennem ne kadar dehşetli düşünün. Cehennemin kendisi günde 400 defa bir yerden Allah'a sığınıyor. Biliyor muydunuz? Ya Rabbi bazı yerlerim bazı yerlerimi yiyip bitiriyor diyor. Cübbül hüzün. Günde 400 defa cübbül hüzünden Allah'a sığınıyor cehennem. Neresidir cübbül hüzün? Hüzün kuyusu. Gösteriş ehlinin, riya ehlinin, münafıklar içerisindeki riyakarlığın cezası orada olacak. Allah muhafaza etsin. Riya bu kadar tehlikeli. Ama öyle bir asırda yaşıyoruz ki kardeşim. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla, bu platformların yaygınlaşmasıyla, insanların her şeyi beğenmesi, her şeyi paylaşması. Yani sanem perest misali suret perestlik. Puta taparcasına kendi suretlerine tapmalar. insanları ne yaptı? Estetik çılgınlığına sevk etti. İnsanları makyaj çılgınlığına sevk etti. İnsanları dışına imara sevk etti tabiri caizse. Herkes dışına yatırım yapıyor. Dişinden tırnağından parasını arttırıyor abi. Dışına yatırım yapıyor dışını süslüyor içini süsleyen yok herkes halka oynuyor herkes tribüne oynuyor hakka oynayan yok Halbuki içimizde bu kendini beğendirme isteği var yok değil inkar etmiyorum. Var. Ne için var? Allah'ı razı etmek için. El alem için değil. El alim için var. El alem ne der? Millet beni beğenecek mi? Sınıf arkadaşlarım beni beğenecek mi? İş yerinde beğenilecek miyim? Arkadaş ortamında beğenilecek miyim? Şu cemaatte şu vakıfta beğenilecek miyim? Bunun gibi bin tane insanlara kendimizi beğendirme düşüncelerimiz var değil mi? El aleme o kadar takılıyoruz ki bu el alem putu yüzünden ne İslam'a hizmete millet gelir ne sohbet ortamlarına ilim meclisine millet gelir. Hep el alem bir şeyler gösterme derdim. Sosyal medyada herkes çok mutlu. sokakta öyle değil ama. Değil mi? Evlerde öyle değil ama herkes sosyal medyada mutlu abi herkes gülüyor. Herkes harika hayatlar yaşıyor sanki. Hakikatte öyle mi? E, dünya böyle bir yer değil ki. Dünya imtihan yurdu. Dünyada bir üzüm yersin 100 tane de tokat yersin peşine. Bu iş böyledir. Ama işte sosyal medya öyle bir hale getirdi ki millet gösteriş merakında abi olmadık yerlerde olmadık paylaşımlar ya. Adamın birisini gördüm geçen halası ölmüş selfie çekmiş onunla ya. Halam öldü bir de anket yapmış sizce cennet mi cehennem mi diye. Ya görüyor musun gösteriş ne hale gelmiş. Can çek Kişiyor. Bir başka adam gördüm bir de. Diyor ki babam son nefeslerini veriyor. Böyle fotoğraf paylaşmış. 5 tane. Ya döndü bir babana Yasin oku. Döndü bir böyle yani bu anı paylaşmak hoş bir şey mi sence? Ne kadar çirkin değil mi? Artık paylaşmadığımız amelimiz kalmamış Furkan. Reklam etmediğimiz amelimiz kalmamış. Elimizden geldiği en renkli, en büyük puntalarla yazmaya çalışıyoruz. Kişi ahirete gidecek. Rivayette var. Ben hac yapmıştım. Burada defterimde, amel defterimde gözükmüyor diyecek. Melekler ona diyecek ki Allah yazmayın dedi. Çünkü sen o haccı millet benden ticaret yapsın. Bu hacıdır, güvenilirdir. Niyetiyle yap. O sebeple, o niyetle gittin. Allah da haccını kabul etmedi. Hayda. Buyur bakalım. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Namazları yüzlerine çarpılacak ya. Allah muhafaza. Rabbim bizi onlardan eylemesin yani. Biz de böyle sanki başkasından bahsediyormuş gibi rahatça bol keseden atmayalım yani kendi ihlasımıza bakalım sanki değil mi? Biz kurtardık paçayı da x kişilerinden bahsediyoruz gibi öyle ders yaparsak Allah muhafaza tokat yeriz. Allah muhafaza. Arkadaşlar bu asır böyle tehlikeli bir asır. Bir enteresan bir derviş anlatılır mesela. Dervişin birisi namaz kılıyormuş. Onu da izleyen böyle müritler erenler ya maşallah şu ona bak ne güzel namaz kılıyor diye böyle sesini ona duyuruyorlarmış. Onun da böyle namazdayken bir anda ağzının kenarları yukarı kalkmaya başlıyor. Hoşnut olmuş yani. Böyle namaz kılarken onlar biraz daha böyle övgünün dozajını arttırınca namazın içinde ha şöyle hafiften şey yapmış hem de oruçluyum demiş. <laughs> yani böyle insanda zayıflık var. Zayıf bir damar bu. Hemen ihlası yitirebiliyoruz. Hemen gösterişe girebiliyoruz. Sandık geliyor değil mi? Ya Allah bize ihlas versin kardeşim. Gerçekten o çok önemli. Yani yani özellikle bizim gibi hak yolunda koşanlara bu çok lazım. Ben bazen anlatıyorum. Bizim yolumuzun pirlerinden, rehberlerinden birisi kimdir? Musab bin Ümir'di doğru bildiniz. Biz böyle bir gençlik hizmeti yapıyoruz. Özellikle yani tabii ki her kesime insana ulaşıyoruz. Her kesimden sevenimiz, dinleyenimiz var. Babaannelerimiz, anneannelerimiz dinliyor. Peygamberimiz Aley Aleyhisselatü Vesselam hayatına beraber ağlıyoruz tabii ama odak noktasında fark ediyor herkes ki gençler var. Böyle bir gençlik hizmeti yaptığımıza göre ve tebliğ faaliyeti ön cephede yürüttüğümüze göre bizim Yolumuzun piri kim? Hazreti Musab. Musab bin Ümeyr. Biz onun hayatından hayatının her karesinden halbuki kısa bir ömür, sene olarak kısa bir ömür yaşamasına rağmen ders alıyoruz. Ders alabiliriz ve almalıyız da ve alacağız da. Musab bin Ümeyr'in çok etkileyici hayatında mesajlar var. Bir tanesi de hani o Yesrib'i Medine'ye çevirdiği hengamda. Sad bin Muaz geliyor ya Medine'nin yani o zamanki Yesrib'in en büyük lideri diyebiliriz. Geliyor Musab bin Ümeyr'in karşısına. Tam o gelirken Esad bin Zürare diyor ki ya Musab bu saattır. Bu Müslüman olursa kavmi de Müslüman olur. Musab bin Umeyr o esnada çok şey isteyebilirdi Allah'tan. Ya Rabbi sözüme tesir ver. Ya Rabbi ilmime kuvvet ver. Ya Rabbi ona hidayet ver. Değil mi? Böyle şeyler isteyebilir. Ne istiyor? Allah'ım bana ihlas ver. İhlas kardeşim bu kadar önemli yani. Bizim gibi özellikle hak yolda mücadele edenler ki biraz sonra okuyacağız. Üstad da bu vurguyu yapacak. Ama bir tarafında riyayı terk, bir tarafında ihlası elde etme olarak iki yönünü bakarak dinleyeceğiz. Şimdi mesela fıkıhta bir kaide var. Değil mi Kadir? Kıyafetinde bir necaset olduğu zaman namaz kılabiliyor musun? Kılamıyorsun, değil mi kardeşim? O necaseti temizlemen gerekiyor kılabilmen için. İşte kalbin de necaseti riyadır kardeşim. Kalbini de riyadan temizlemen lazım ki o hak kıblesine, hakikat kıblesine yönelebilesin. Ama bakıyorsun namazında problem var, kulluğunda problem var. Kardeşliğinde, uhuvvetinde problem var. Hep ihlas özetine bak. Yani akşam zehir raporu alır gibi abi, muhasebe ve murakabeye yatır kendini ya. Bir yatır. Hep kendini ayırıyorsun. Hep kendini mazur görüyorsun. Ya bir kere de kendini sigaya çek. Bir nefsini paspas yap ya. Bir şöyle tokatla. Kız kendini. Vur kendine Bir ağla ya. Bir Allah'a şöyle aczini itiraf et. Döv kendini. Havanda döver gibi ya. Sarımsağın şeyinde dövülür gibi. Döv kendini. Ez kendini. O zaman ihlas açığa çıkacak. İhlas nedir? İhlas itekleyici ve tetikleyici. Tek unsurun Allah'ın emri olduğunu bilmektir. Tekrar ediyorum. İtekleyici ve tetikleyici tek unsurun Allah'ın emri olduğunu bilmek. Emredildiği için yapmak ihlas. Emredildiği gibi yapmak sadakat. O da çok önemli. Kur'an'da da Risale-i Nur'da da çok defa geçen bir kavramdır. ihlas meselesi. Kur'an'da zannediyorum 20 farklı yerde geçiyor ihlas. O kadar önemli. İbadetin ruhu. Çok hadiste geçiyor ihlas. Mesela mağarada kalmış 3 tane adamdan bahsetmiştik ya Buhari hadisi diye hatırlarsanız. O mağaranın kapısının açılması için Allah'a bir amellerini tevessül ettiler. Referans gösterdiler. Ya Rabbi dedi birisi çok güzel bir benim amcamın kızı var. Aşığım ona. Elde etmek istedi bir paraya muhtaç durumu oldu para karşılığında parasını ona hibe etmek şartıyla onu nefsimden hissesini almak istedim ama tam o esnada senin rızan için vazgeçtim dedi değil mi hatırlarsanız. İkincisi ne yaptı? Annem babam dedi. Ben onlar için her gece süt sağarım. Onlar içmeden ne ben içerim ne çocuklarıma içeririm. Bir gece baktım annem babam uyuyakalmışlar. Onların başında çocuklarım açlıktan sabaha kadar ağladığı halde bekledim. Bunu senin rızan için yaptım dedi. Üçüncüsü ne yaptı? Üçüncüsü dedi ki ya Rabbi ben birisini çalıştırmıştım. Ücretini almadan gitmişti. Ücreti bende kaldı. Ben de onu nemelandırdım. Binlerce koyun, deve, inek, at, bir sürü o parayla yıllar içinde de mal kazandım. Yıllar sonra adam geldi. Ey Allah'ın kulu Allah'tan kork. Para mı ver dedi. Ben de ona şu gördüğüm bütün hayvanlar var ya onların hepsi senindir dedim. Hiçbirini geride bırakmadan aldı gitti dedi. Bunu da senin rızan için yaptı. Dedi. Bu üç tane amelde o koca mağaranın ağzını kapatan kayanın dua ile açılmasını sağlayan şey ne oldu? İhlas. Demek ki bizim de hayatımızda önümüzü kapatan, adeta tünelin sonunu görmemize engel olan devasa kayalarımız, devasa engellerimiz var mı? Var. Şimdi Çınaraltı için İstanbul'da yer problemimiz var değil mi? Yer almak zorundayız yani. Böyle bir durumda kaldık. Ev sahibimiz bizi çıkarmak istiyor. Bizim medresemize olan sevgimiz çok güzel bir sistem orada oturdu hizmetler inkişaf ediyor. Devam etmek istiyoruz. Biz de dedik değil mi? Bir proje başlatalım. Bir arsa projesiyle o bölgede bir arsa alalım. İnşallah sonra hayalimizdeki milyonların imanı kurtulacağı bir medrese inşa edelim. Buna dair önümüzde engeller var mı? Var. En büyük engel maddi engel mesela. Buna dair bazı fiziksel engeller var mı? Var kardeşim. Ne yapacağız o zaman? İhlaslı ameller ortaya koyacağız. Allah için. Sadece Allah için işlenmiş ameller. Bunları Allah'a referans gösterip Ya Rabbi biz senden istiyoruz. Bizim ne böyle bir maddi imkanımız var ne gücümüz var. Ama ümmetin yangınını, cehennemin yangınına söndürmek için bir niyetimiz, bir derdimiz var. Ya Rabbi sen de kullarının cennete gitmesini arzularsın istersin. Öyleyse Ya Rabbi bizi kullan. Hidayetlere bizi vesile kıl. Ve önümüzdeki şu engelleri kaldır. Şu ihlaslı amelimizle sana geliyoruz dersek değil mi? Açılır. İhlas böyle önemli bir mesele işte. Üstad ne diyor 20. lemada? İhlasla kim ne isterse Allah verir. İhlasla kim ne isterse Allah verir. Değil mi? Samimi bir ihlas, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Samimi ihlası elde etmemiz lazım öyleyse. Bizimki şer değil, çok da büyük bir hayır, mahza hayır. Hiçbir menfaat istemeyerek sadece insanların cehenneme gitmemesini arzu ediyorsun sen. Buna dair bir şartlar geliştirmek, buna dair yani adamın günaha gitmek için sebebi kalmasın. Helal daireyi öyle bir cazip hale getirelim. Hem de Allah'ı anlatmanın bütün argümanlarını geliştirelim. Ortamlarını kuralım. Buna hayatını hasredenlere ortam kuralım. Gelip istifade edecekleri ortam kuralım gibi bir derdi mi var kardeşim? Öndeki bütün engelleri kaldırmak. Allah için hiçbir şey ya. Hiçbir şey ya. Kışları bahara çeviren, geceleri gündüze çeviren sonsuz kudret sahibi. Onun kudretine ne zor gelir ki? Hiçbir şey zor gelmez. Sadece onu razı et. Sadece onu razı et. İhlaslı ameller ortaya koy ve onunla elini aç. Ya Rabbi de halim bu. Yalnızım bu yolda. Kimse beni anlamaz. Ya Rabbi kimse bana omuz vermez. Herkes beni yalnız bırakır ama sensin kimsesizler kimsesiz. Sen beni yalnız bırakma de. Bak göreceksin o kadar ların nasıl kalktığını. Veya böyle bir işte değil de kendi şahsi hayatınıza bakın. Bazı engeller çıkıyor mu hayatınızda karşınıza? Okulunuzda, ailenizde, işinizde, eşinizde, çocuğunuzda. Karşınıza böyle engeller çıkıyor değil mi? Hepinizin hayatına dair bazı şeyler biliyorum. Bu engeller için ne yapacaksın? İhlaslı ameller ortaya koyacaksın. Yani böyle bahaneler değil. Şunu yapamadım ondan işte şurada işlerim vardı, burada alacaklarım vardı, burada ticaretim vardı, burada şu meşguliyetim vardı, şurada çocuğum vardı, şurada hanımım vardı. Ondan hizmet edemedim, ondan İslam'a koşamadım, ümmete koşamadım değil. Üstad ne diyor? Kardeşim diyor böyle bir talebesi, böyle bahaneler üretince sen Kur'an hizmetine koşmadın diye, sen ümmetin derdine koşmadın diye Allah sana bu işleri meşgale yaptı, seni meşgul etti. Sahabelerin karısı yok muydu? Sahabelerin çocuğu yok muydu? Sahabelerin işi yok muydu? Sahabelerin canı yok muydu? Onların da canı vardı ama onlar geri durmadı. Abicim sen Allah'ın dinini dert edin, Allah senin dertlerini satın alır. Siler, hesabı sıfırlar. İşte ihlas böyle bir sır. O yüzden ihlası elde etmemiz çok önemli kardeşim. Kalbimizden o yüzden gösterişi, riayı çıkarmamız çok önemli. Riya dedim ya kalbin necaseti yani. Bununla Allah'ın huzuruna duramıyoruz. Öyleyse biz işittirme derdimizi çıkaracağız. Eğer işittirme derdine düşersek Allah da işittiriyor işittirmeye çalışanı Allah ahirette kötü işittiriyor. Öyleyse bizim derdimiz sadece Allah duysun. Biliyorsunuz zaten değil mi? Üç tane zümre. Cehenneme ilk atılacak 3 gruptan bahsediyor Peygamberimiz. kütüb i Sidde'de var. En meşhur, en büyük hadis kitaplarımızda var. Buhari de aktarıyor. Cehenneme atılacak ilk üç güruhu anlatan, aktaran sahabe defalarca bağırıp bağırıp bayılmış, anlatamamış. Böyle korkudan, telaşından, ızdırabından bayılmış. Biz nasıl dinliyoruz ama hikayeyi biraz sonra anlatınca ne acayip adamlarmış. Keşke ihlaslı olsalarmış. Böyle dinliyoruz değil mi? Ya bizsek orada anlatılan. Ya onlar arasında biz de varsak Allah muhafaza. Anlatayım bakın göreceksiniz. Belki bugün tanıdığımız bildiğimiz birileri bunlar. Belki içimizden birileri. Belki ta kendiniz. Ben de kendimi düşüneyim Allah muhafaza ama. Allah Resulü diyor ki önce cömert gelir. Ya Rabbi sen bana mal verdin. Ben de senin yolunda senin rızan için bu malı harcadım. Allah hayır diyor sen kezzapsın. Sen yalan söylüyorsun. Yalancısın. Melekler de der evet sen yalan söylüyorsun. Sen sana ne kadar cömerttir desinler diye yaptın. Öyle de dediler. Mükafatını dünyada aldın. Atın cehenneme diyor. Melekler onu perçeminden tutup cehenneme yüzüstü atıyor. Allah muhafaza ateşe atıyor. İkinci güruh geliyor. Ya Rabbi sen bize can verdin. Biz de o canı senin yolunda harcadık. Hayır diyor Allah. Yalan söylüyorsun. Kezzapsın. Sen sana ne kadar kahramandır, bahadırdır, yiğittir desinler de yaptın. Civan merttir desinler de yaptın. Öyle de dediler. Mükafatın dünyada aldın. Atın cehenneme. Üçüncüsü, üçüncüsü alim. Ya Rabbi sen bana ilim verdin. Ben de seni anlattım. İnsanlara seni anlattım. Seni sevdirmeye çalıştım. Hayır diyor Allah. Yalan söylüyoruz. Sen ne kadar güzel konuşuyor desinler diye anlat. Ne kadar takipçim var? Ne kadar retweet almışım? Ne kadar paylaşılmışım? Ne kadar izlenmişim, abone kazanmışım? Ne kadar insanın beğenisini, yorumunu almışım? desinler diye. Öyle de dediler. 10 milyon takipçin oldu. 20 milyon takipçin oldu. 100 bin beğenin oldu. 1 milyon beğenin oldu. Doldurdun taşırdın konferans salonlarını. Zihnimde birisi vardı onu tarif ed ediyor değilim arkadaşlar. Veya Böyle olmaya da bilir. Size uzak gelen veya sizin belki ben böyle bir olamam deyip hayatınızın dışına atacağınız bir şey söylemeyeyim. Belki 2-3 kişiye tebliğ yaptın. Orada bu his canlandı Allah muhafaza. Ne kadar güzel konuşuyor desinler diye. Ne kadar biliyor desinler diye anlattın. Öyle de dediler. Mükafatı dünyada aldın. Atın cehenneme diyor. Melekler perçeminden tutup yüzüstü cehenneme atıyor. İşte diyor Efendimiz cehenneme atılacak ilk 3 güruh budur. Allah bizi muhafaza etsin. Şimdi kardeşler ikinci güruhta Kuzman diye birisini de sayabiliriz. Değil mi? Çok güçlü kuvvetli. Uhud Savaşı'nda 7-8 Zayiat karşı tarafa vermiş. Sahabe-i kiram Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu göstermiş. Ya Resulallah kuzmana bak. Nasıl cesur, nasıl yiğitçe savaşıyor. Böyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü demiş ki kuzman cehennemliktir. Sahabe-i kiram şaşırmış. Nasıl olur ya? Nasıl cehennemlik olur ya Suralım? Kuzman cehennemlik. Başka bir şey söyleme. Sahabe-i kiram birisi takip etmiş kuzmanı. Bu olaydan da haber size bu katade. Kuzmanın başına geliyor. Kuzman yaralanmış. Diyor ki ne mutlu sana cennet senin oldu. Şehit oluyorsun. Ne şehitliği ya demiş. Cennette de sizin olsun. Huriler de sizin olsun. Ben hurma bahçelerim için savaştım. Ne kadar kahramandır desinler arkamdan konuşsunlar diye savaştım. Damarını okunucuyla kesip intihar ederek ölüyor. İkisi de Müslümanlar savaşında sa çarpışan ama birisi işin en pozitif tarafında, birisi en negatif tarafında. Birisi Musab bin Ümeyr, birisi Kuzman İkisi de canlı vermiş, ikisi de her şeyini ortaya koymuş. Birisi cennetin en üstüne, birisi cehennemin en altına. Aradaki fark oluşturan tek şey ihlas. İhlas kardeşler. Bu kadar önemli ya. İşte dedi ya, alim ne kadar güzel konuşuyor desinler meselesi. Ne kadar biliyor desinler. Ne kadar biliyor dedirtme çalışma hastalığının adı ne? Yani malumat furuşluk. Ucuba da benziyor da malumat furuşluk. Üstad ne diyor bununla ilgili? Alimi mürşit koyun olmalı. Bir başka rubberuda gene söylemiştim bunu. Koyun olmalı, kuş olmamalı diyor, değil mi? Kuş yavrusuna kay verir. Kay kusmuk demek. Onun ağzında böyle bir şey var, enzim. Yer yer yer. Sonra yavrusunun ağzına kusar. Kuş yavrusuna kay verir. Koyun yavrusuna süt verir diyor. Alimi mürşidi koyuna benzetiyor. Ne alaka diyeceksin? Ha. Koyun Yeşil yer beyaz verir. Bir dönüşüm geçiştirir. O kadar kendinden katar ki karşıdakinin hazmına en uygun, sindirimine en müsait hale getirir öyle verir. Önce kendinde yaşar, hazmeder. Oturtur bazı şeyleri. Ona göre karşıdakinin nabzına göre verir. Başına göre tıraş ve aynı zamanda bir damla kan, bir damla pislik karışmadan bembeyaz bir süt olarak verir. Kan ve pislik arasından geliyor o süt. Ama kesmemenin ucunu bir damla orada baktığın zaman sütün hatta hiçbir şey yok yani. Kan ve pislik geldi yer ama bakıyorsun bir damla yok. Bembeyaz süt. işte ihlas da böyle olmalı. Ne bir damla riya, ne bir damla gösteriş, ne bir damla gurur, ne bir damla enaniyet karışmadan kalbimizden bembeyaz. Sadece Allah'ın rızası akmalı. Hani halis tereyağı diyoruz ya. Halis tereyağı da patates püresi var mı veya margarin var mı? Halis tereyağı ne demek? Katıksız. %100 tereyağı. İşte bizim de imanımız böyle olmalı kardeşim. %100. O yüzden şu sözümü unutmayın kardeşler. Okuduğunuz sizindir. Okuduğunuz sizin değildir. Anladığınız sizindir. Anladığını sizin değildir. Yaşadığınız sizindir. Yaşadığını sizin değildir. Yaşattığınız sizindir. Yani mesele alimi mürşit misali. Kendinde onu sindirmek ya, yani, yerleştirmek değil mi? İçselleştirmek, hayatın dem ve damarlarını onu işletebilmek. İhlasın sırrı o. Yoksa biz mesela bunu diyor ya 15 günde bir defa okumak lazım. Oku, oku, oku. Sen mesela bir hastalığa düğü çağır olsan, doktor sana reçete yazsa, reçeteyi bin kere okusan ama bir kere uygulamasan şifa bulur musun? İşte o yüzden çokça okuyacağız, okuduğumuzu anlayacağız. Anlamakla kalacağız mı? Hayır. Yaşayacağız. Yaşamakla kalacağız mı? Hayır. Yaşatacağız. İhlas boyutu oldu işte. İsterseniz şöyle birinci düstura kadar okuyalım. İhlasın giriş kısmını şöyle bir anlamaya idrak etmeye çalışalım. Sonra isterseniz onun üstüne bir daha başa döner konuşmaya başlarız. Evet buyur. Bu lema lakal her 15 günde bir defa okunmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la fe fetefşelu ve ri hüküm ve gumuli illahi ganitin gad efleha men zekkehe ve gad habe men ve la teşteru بآيات ثمنا قليلا Evet mealleri şunlar arkadaşlar. İhtilafa düşmeyin sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider. Allah için namaza durup kıyamda bulunun. Nefsini günahlardan arındıran kurtuluş ermiştir. Nefsini günaha daldıran ise hüsrana düşmüştür. Benim ayetlerimi az bir dünya menfaati karşılığında satmayın diyor Allah. Burada da yani çok büyük mesajlar var. Biz 6. sözde mesela diyoruz ya İnnallâheşterâ minel mü'minine Orada ne diyor? Müminlerden canlarını ve mallarını almak karşılığında. Allah değil mi cennet veriyor? Orada heştera Allah müşteri oldu yani sana. Allah seninle ticaret yapıyor, sana müşteri oldu. Burada da ne diyor? Başkasına satma diyor. Allah'ın ayetlerini başkasına satma. Allah'ı müşteri bilmeyip Allah'la ticareti bırakıp şeytanla ticaret yapma. Allah'la alışveriş yapmayı bırakıp nefis ve şeytanla pazarlığa tutuşma. Ya evet evet bizler zaten bunu bilmeliyiz. Yani müminliğin daha Anayasa maddesi yani bu. Özünde temelinde var bu. Zaten herkesin bildiği surenin adı İhlas Suresi. Değil mi? Herkes en azından bu sureyi bilir. İslam'ın artık minimum noktasıdır yani İhlas Suresi. İhlas'ta bakıyorsun İhlas Suresi'nde ne var? Allah'ın birliğini anlatıyor sana. Allah'ı tarif ediyor sana. Çünkü Yahudiler, Hristiyanlar gelmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl bir din olduğunu sormuşlar. Onun Hz. İsa'ya atfedilen yanlış görüşlere veya Yahudilerin düştüğü hatalara düşen noktalarının İslam'da olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, doğmadığını, kimseden doğurulmadığını veya kimseyi doğurmadığını hem de hiçbir şeye muhtaç olmadığını her şeyin herkesin ona muhtaç olduğunu anlatıyor değil mi? Bu demek ki ihlasın özü. Suriye ismini veren kim? Bizzat Cebrail'den efendimiz bunu aldığına göre bizzat Rabbimiz, bizzat kendisi o ismi veriyor. Şimdi arkadaşlar, mesele ne? Dedik ya, emredildiği için yapmak. Peki buna ihtiyacımız ne? Özellikle sizler, özellikle Allah için bir şeyler yapmaya çalışan fedakar kahraman kardeşlerim. Bu zamanın birer sahabesi hükmündesiniz. Öyle bakmak zorundasınız. O yüzden siz sorunlarınızı dava adamı olmadan tam çözemezsiniz. Dava adamı ruhuyla, şuuruyla bakmalısınız. Kalbiniz dünya için o yüzden atmamalı. Öyleyse siz ihlasa mecbursunuz. Kaçacak yer yok. İhlas sizin için vaciplik mertebesinde. Üstad da sizi ahiret kardeşi olarak tarif ediyor. Dünyevi bir iş ortaklığı değil ha. Çınar altında böyle ikili ilişkilerimiz var. Üstadla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ikili ilişkilerimiz var. Bu dünya işi değil kardeş. Bu beka iş. Bu cihetle biz sahabe-i kardeşiz. Allah Resulüne de kardeşiz. O diyor. Kardeşlerimi çok özledim. Sahabe-i Kiram'da rüyası olabilir. Biz senin kardeşin değil miyiz? Siz ashabımsınız. Arkadaşımsınız. Kardeşlerim çok sonra gelecekler. Beni görmediği halde bana iman edecekler. İşte seni tarif ediyor. İşte beni tarifi. ediyor. İnşallah öyledir. İhlaslı olmak zorundayız o yüzden. Ahiret kardeşlerim biliyorsunuz. Ama biliniz. Yenileyiniz. Teceddüt ediniz. Ve bu Kur'an hizmetinde arkadaşlarım. Bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas. En mühim bir esas. Ne diyor 20. lemanın girişindeki aktardığı hadiste? Heleken nense illal alimun ve helekel alimuna illal amilun ve helekel amiluna illal muhlisin vel muhlisina ala hatel azim. İnsanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler helak oldu, amiller ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak oldu, ihlas sahipleri müstesna. İhlas sahiplerinde büyük bir tehlike bekliyor. Nedir? İhlasını kaybetmek veya muhafaza edip edememek. Bu çok büyük bir tehlike kardeşim. Evet ahir zamanda iman elde tutmak, kor ateşi elde tutmak gibi zor. Ama yapmak da zorundasın yoksa başka ne yapacaksın ya? İhlas bizim için kaçınılmaz bir mesele kardeşim. Hele ki sen tebliğ yapıyorsun, Musab bin Ümeyr gibi durumlarda kalıyorsun her gün. Ne yapacaksın? açacaksın ellerini. Allah'tan ihlas isteyeceksin. Şimdi üstad burada enteresan bir şey de söylüyor. Diyor ki medar necat ve ihlas yalnız medar necat ve halas yalnız ihlastır. Yani kurtuluşun tek yolu ihlastır. Halas ihlasla. Bu da bizim bir sloganımız olsun. Halas ihlasla. Kurtuluş yalnız ihlasla. İhlası kazanmak çok muhimdir. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla ihlaslı olmayanı müreccahtır. İhlaslı bir dirhem amel ihlassız olan bin amelden hayırlı. Mesela bir paylaşım attın veya bir tebliğ yaptın, bir video çektin veya hayatında tüccarsın, ihlaslı bir iş yaptın. Ahiret ameli anlamında ihlaslı bir iş yaptın. Burada dikkat ettiyseniz sadece ahiret amelinden bahsetmedim. Dünya amelinden de bahsettim ki birinci düsturda onu okuyacağız ama bugün Bugünün konusu değil. O yüzden böylece ufacık değinmiş olalım. Bütün işlerimizde ihlaslı olmak zorundayız. Hayatın her köşesinde, her yerinde ihlaslı olduğun birdir hem amelin, ihlassız senin ne büyük işlerin, yıllarca yaptığın işlerin, onun bin katı işlerinden daha hayırlı kardeşim. Allah için yapacaksın o yüzden. Zaten biliyorsunuz Allah insanı yarattığı zaman kimi itiraz etti? Şeytan. Allah onu kovdu. Şeytan ne dedi? Bana mühlet ver dedi. Göreceksin hepsini saptıracağım. Hepsini sapkınlardan bulacaksın. Hak yol üzerinde gitmeyecekler. Hak yol üzerinde kimse kalmayacak. Kim müstesna dedi? İhlas sahipleri müstesna. Onları aldatamam dedi. Hatta bir hadiste hatırlarsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytanı getirtiyor, oturtuyor. Sahabe-i kiram sorularını şeytana soruyor. Allah da şeytanı bağlıyor. Doğru söylemek zorunda kalıyor. Şeytanın hayatında dürüst geçirdiği nadir dakikalar. Allah Resulü soruyor şeytan cevaplıyor. Allah Resulü soruyor. şeytan cevaplıyor. Mesela ne diyor? Sadaka senin için nasıldır diyor. Sadaka diyor, birisi bir sadaka verdi zaman bir Müslüman testereyle beni ortadan ikiye keserler gibi canım acıyor diyor. Perişan oluyorum diyor sadaka verildiği zaman. Nedenle söylüyor falan. Allah Resulü soruyor. neden diyor? Anlatıyor falan. Sonra geliyor Allah Resulü dört halifesini soruyor. Ebu Bekir nasıldır diyor? Diyor ki o İslam'dan önce de onu kandıramaz. İslam'dan önce de bana itaat etmez. Ömer'i nasıl bilirsin? Onu görünce yolumu değiştiririm diyor. Osman'ı nasıl bilirsin diyor? Ondan utanıyorum diyor. Öyle bir haya. Şeytanı utandıran haya. Ali'yi nasıl bilirsin? Onun ihlası beni yakıyor diyor. Ya demek böyle bir mesele yani. Hayatımızın her alanında ihlas olursa şeytan demek ki bizi kandıramıyor ve saptıramıyor. İhlas böyle mesele ya yani. kardeşler. O yüzden 15 günde bir değil. Keşke her gün okuyabilsek yani. İhlas kıran meselelerden keşke üstadın dediği gibi akrep yılan görmüş gibi kaçabilsek. İşte bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas. Merkez, anayasa, hani kanun esası, anayasanın eski adı ya. Kanun esası ihlas. Yani ne iş yaparsan yap Allah için yapacaksın. Özet bu. Abi benim kafam karışıyor diyor bazı kardeşler. Ya yaptığım iş ihlaslı mı değil mi? Kardeşim, senin böyle bir derdin varsa, ihlaslı olma çaban varsa, e zaten riyakarlık yoktur yani. Ne vesvese yapıyorsun ya? Yapma vesvese. Rahat ol. Sen zaten ihlaslı olmaya çalışıyorsun belli ki. Böyle bir şeyi düşündüğüne göre Bu ne kadar temiz güzel bir düşünce. Acaba ihlaslı mıydım? Acaba riya'ya düştüm mü? İnşallah düşmemişimdir demek bu yani. Düşmemeye çalışmaktır. Ne yap biliyor musun kardeşim? İslam için bir iş yapılması gerekiyor. Çıkıp Hüseyinle sohbet yapılması gerekiyor. Şimdi hepimiz ihlaslıyiz diye geçip hepimiz tuvalet mi temiz diyelim? Sohbet günü Osman abi nerede? Tuvalet temiz diyor. Öbürleri nerede? Tuvalet temiz diyor. Herkes tuvalet Niye ihlaslı olmak için? Tamam. Allah'ın rızası nefsi en ağır gelen şeylerdedir. Doğru mu? Doğru. Nefsine en ağır gelen şeyler. Hem ben bazen diyorum ya, uhuvet nedir? En sevmediğinle yaşadığındır. Sevdiğinle herkes uhuvetli. En sevmediğinle nasılsın abi? İhlasla da öyle. Sana en zor gelen amel. Şimdi kendine düşün. Sana en zor gelen ne? Allah yolunda bir şey yapmak konusunda. Para vermek mi? İşte senin ihlas noktan orası. Orada Allah'ı razı edebilirsin. Sana zor geliyor çünkü Allah için bir şey yapmak zor. O alanda daha çok sevap, daha çok Allah'ın rızası var. Tuvalet temizlemek. Bilmiyorum bu işten böyle aşırı zevk alan var mıdır? <laughs> yani var tanımak isterim ya. Yani. Tuvalet temizlemek mesela nefsi ağır gelir. Tapduk Emre öyle yapıyormuş değil mi? Yunus Emre'yi almış. Böyle ayak işlerine çalıştırmış normalde kadı. Aziz Mahmut Hüdayi de Üftade Hazretleri öyle almış değil mi? Boyuna ciğer takıp sokaklarda gezdiriyor. Enaniyeti kırılıyor. Üstad da Hulusi abi yapmış aynısını. Elleri üşümüş hatta babam anlatmıştı ya videoda. Ciğeri ağzına koymuş böyle. Elleri üşüdüğü için böyle gezdirmiş Üstad onu. Sonra kedileri atmış Üstad o ciğeri. Abi böyle perişan hissetmiş i̇şte Enaniyetini kırdırmış. En var ya. İşte abiler ihlas böyle önemli bir hadise. Yani hayatında ihlas olmasa boşa gidiyor işte her şey. Boşa gidiyor. Yaptığın ameller, ibadetler, dünyevi işler zaten ful kazurat oluyor. Öylesi ihlas olmak zorunda. Allah için yapmak zorundasın. Tabi ameller niyetlere göre. Niyetin halisi olduğu zaman sanki böyle çamuru altına çeviren bir sıra elde etmişsin gibi düşün yani. Devam edelim. En büyük bir kuvvet. Burada da bir duracağız. En büyük bir kuvvet. Güçsüz hissettiğin oluyor mu kardeş? Benim çok oluyor. En büyük bir kuvvetimiz ne? Bütün kuvvetimiz bu işte. İhlas. Kardeşim nedir kuvvetin? Medya gücün mü? Nedir kuvvetin? İnsanlara ikna kabiliyetin mi var, hitabetin mi var? Cebinde paran mı var? Nedir gücün? Siyasi çevren mi var? Bağlantıların mı var? Hepsi bir gün son bulacak. Haberin olsun. Hepsinin son bulduğu bir sahne mutlaka var dünyada. Kardeş gücünü ihlasla Medyada değil, gücünü parada bilmemelisin, siyasette bilmemelisin, gücünü yalnızca Rabbi'nin olan bağında bilmelisin. Rabbim var, sıkıntı yok. Allah en büyük padişah demelisin. Öyle ihlası elde eden bir adam kainata meydan okur yani. Allah için yaşayan bir adam. Kim yıkabilir onu? Kurşun işlemez o adama. Ya mesele böyle bir mesele. En büyük bir kuvvet ihlas. Devam edelim. En makbul bir şefaatçi. Şefaatçiye ihtiyacın var mı? En dara zora düştüğümüz o günde şefaatçiye ihtiyacımız olacak. İşte en büyük, en makbul bir şefaatçi Allah katında. İhlas. En metin bir nokta istinat. Metanet çok önemli değil mi kardeşim? En sarsılmaz, en metin Allah'ın kavi ismine mazhar bir dayanak noktası ihlastır. İhlas kendine ait kerameti var diyor üstad. Kendine ait kerameti var. Kapıları böyle açı veriyor yani. En kısa bir ki hakikat. Hakikate giden en kısa yol. Ulaşmak istiyor muyuz hakikate? İşimiz bu abi. Hakikate götüren en keskin, en kestirme yol. Aşk yolu muymuş? Veya başka yollar. Ha ihlas. İhlas elde et. Osman abi medreseye gideceğim. İşte şu yüzlerce kitabı okuyacağım. Hayır kardeş. İhlas. Bak Musab bin Ömer kaç tane sure biliyordu? Ömrü zaten hicrette geçti. Değil mi? Habeşistan'da geçti. Birinci Habeşistan hicretinde o var. İkinci Habeşistan hicretinde o var. Allah Resulü daima hicretlere onu gönderdi. Elçi de aynı zamanda sağa sola gidiyordu. Medine Medine'ye gitti. Yesrib'i Medine'ye çevirmek için. Allah yanında ne kadar kaldı ki kaç tane sure ezberleyecek? Zaten inmiş sure. Daha hiç Medine sureler, sureler inmemiş. Sa'd bin Muaz geliyor karşısına. O istedi ya Allah'tan ihlası. Musab bin Ümeyr Sa'd bin Muaz'ın geldiğini gördü. Ya Rabbi bana ihlas ver dedi. Kavmin lideri, Medine'nin liderlerinden birisi geldi. Kılıcı çekti mızrağı sapladı önüne. Ey Kureyşli genç Mekke'yi karıştırdığın gibi buraya da karıştırmana izin vermeyeceğim. Dön geri yoksa öldürürüm seni. Dedi ki bana bir dakika ver. Bir dakika ver umulur ki senin fayd, faydana menfaatine bir şey söylerim. Sen sözden anlayan birisine benziyorsun. Ey kavminin efendisi dedi. Konuşmayı biliyor bak. İyi kavminin efendisi. Bir dakika ver belki sana faydalı bir şey söylerim. Eğer faydalı bulmazsan boyun burada kılıç orada. İster sürer ister öldürürsün dedi. O da dedi ki ya ben akıllı bir insanım. Bir dakikada ne olacak yani? Didi, bir bakayım ne diyecek? O bir dakikada ne anlattıysa... Saad bin Muaz ve peşinden 2000-3000 kişi Müslüman oluyor. Ya ne anlattı acaba? Kaç tane tefsir kitabı vardı? Sıfır. Şimdi nice tefsir boyundan fazla kitap yazan profesörler var. Bir kişinin hidayetine vesile olmamışlar. Aradaki fark ne? İhlas kardeşim. Musab bin Ümeyr az bilgi ama çok ihlasla konuşuyordu dedi ya ihlaslı birdir dirhem amel. Ya ihlaslı bir Allah de bak her şeyi değiştirsin. O yüzden ben çın altındaki ekibim için ne istiyorum? Allah'ım bu ekibe çok fazla kabiliyetler işte yer çekimsiz ortamda muz yesin ama çilek tadı alsın öyle kabiliyetli adamlar olsun. Böyle şeyler istemiyorum. Ne istiyorum? İhlas istiyorum. Allah'ım kardeşlerime ihlas ver. İhlaslı olsunlar. Bana da ihlas ver. Bana daha çok ver. <laughs> ya ihlas böyle bir sır işte. Her şey oyunu değiştiriyor. Hani bazen diyorsun ya ya şu hizmete abi önümüzde engeller var, sıkıntılarımız var, halden anlayanımız yok. Bazen kendimizi yalnız hissediyoruz. Bir Messi gibi birisi oyuna girse de oyunu değiştirse. Kardeş ihlas işte. Sensin o belki de. İhlas elde et. Bak Kadisiye Savaşı. Hazreti Ömer cephede İslam ordusu savaşırken takviye birlik istiyor. Çünkü düşman çok kalabalık. İranlılar Müslüman ordusunu görmüş ne demişler biliyor musunuz? Bunlar demişler bir elçi birliğine göre çok kalabalık. Bir orduya göre çok seyrekler. Hani elçi o grubu olur ya önden gider orduyla görüşür. O kadar azmış Müslümanların sayısı. Ama devasa orduyu yenmişler. Ne yapıyor? Yardım istiyor. Takviye birlik diyoruz ya. Takviye birlik istiyor. Hazreti Ömer ne diyor? sana şu dört kişiyi gönderiyorum. Şaka gibi ya dört kişi. Yani orduyu koskoca binlerce kişilik orduya dört kişi daha gönderince ne değişecek? Hazreti Ömer mektubunda diyor ki bu dört kişi her birisi bin kişi kuvvetindedir. İhlas sayesinde üstadın ilerleyen düsturlarda söyleyeceği bir şey var ya. Dört elif miktarı. Aynı öyle işte. Sırrı ihlasla omuz omuza vermiş dört kişi. Dört bin dört yüz kırk dört kuvvetindedir. Her biri bin kişi. Nasıl oluyor ya bir kişi bu kadar? Hakikaten o dört kişi abi orduya giriyor. Müslüman ordusu muhalif durumdayken bir anda galip duruma geçiyor. Niye? Çok ihlaslılar. Benim de böyle tespit ettiğim bazı ihlaslı kişiler var. Bazı hizmetlerde mesela onları böyle maya gibi o hizmete bir koyuyorum. Elhamdülillah. Orada bir sümbül açıyor. Şimdi burada mesela şey meselesi var. Verimlilik meselesi var. İhlası elde eden adamda o verimlilik oluyor. Şimdi bir tane kütük olsa üstüne Fırat'ı dök, Dicle'yi dök, ağaç olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi kardeşim? ama koca kütük değil küçücük bir tahta parçası olan tohuma Fırat'a Dicle'ye gerek Bir bardak suyuyla neşvine mağbulur. bulur. İhlas o sırrı işte. Evet devam edelim. En makbul bir dua manevi. Evet bizim duamızın kabul olmasını istiyor muyuz Furkan? Kesinlikle. Manevi bir dua edelim. Ali Osman kabul olsun istiyoruz. Peki duamızı kabul ettirecek bir tılsım bulsak? Hani böyle sorulur ya sihirli bir değneğin olsa ne istersin? Ne istersin mesela? Şu an mesela biliyorsun ki veya işte 15 dakika sonra Allah edeceğin duayı kabul edecek. 15 dakika sonra 1 dakika boyunca edeceğin bir tüm duaları Allah kabul edecek. Fırat seni lafa tutabilir mi? 15 dakikayı ıskalar mısın? 10 tane alarm kurarsın değil mi? Melek geldi haber verdi ya 10 dakika 15 dakika sonra her dua kabul edecek. Ne istersin düşün. İşte ihlas duanın kabulüne vasıta oluyor. Öyleyse ihlası elde et abi. Sihirli değnek ihlas. Devam edelim. En kerametli bir vesileyi i makasıt. Maksadına ulaşmak istiyorsun bir vasıtaya ihtiyacın var. Kerametli olsun ister miydin? İşte çınar altının mesela bir arsa almasını istiyoruz. Böyle hayaller kuruyoruz değil mi sizlerle? Şöyle bahçesi olacak. Böyle çim ekeceğiz. Botanik oda odası olacak, tefekkür odası olacak. Bir kardeşimizi koyacağız oraya. Orada egzotik hayvanlar olacak. Egzotik böyle bazı bitkiler olacak. O kardeşimiz her hafta bir bitkiyi veya bir egzotik hayvanı mesela bir iguanayı gündem seçecek. O odaya getirdiğimiz bütün misafirlere iguanayı anlatacak o hafta mesela. Veya hiç bilmediğimiz sadece Amazon'da olan böyle çok nadir bir bitki. Onu anlatacak mesela. Böyle bir yerimiz olsun istemez miydiniz? Kıyamete kadar orada iman fabrikası olsun. Böyle cazibe olsun. Mesela havuz başı sohbetler ne kadar genç çekerdik değil mi? Sohbeti yapıyoruz, sohbetten sonra yüzüyoruz arkadaşlar. Tam cennet tefekkürü yani. Orada çim sahası olacak, futbol oynayacaksınız. Arkasında basket sahası olacak. İstemez misiniz? Yani harama gitmek için sebebi kalmayacak gençler. Böyle bir gençlik merkezi inşa edelim. Sohbet salonu olsun, sinema salonu olsun. Hatta böyle rant sistem. Adamın beyninin içine girip mesajını bırakan. Hakikaten Allah varmış. Dedirten böyle çalışmalar yapacağız mesela. Çizgi filmler üreteceğiz. Devasa bir ofisimiz olacak. Tefekkürü bir ortam. Herkes full performans çalış hatta lojman olacak, kardeşlerimiz yuvalarını kuracak, ailelerini orada beraber olacaklar, yaşlanacaklar orada hizmet eden kardeşlerimiz, sahabe misal bir arada olacaklar. Böyle müthiş bir ortam düşünsenize. Abartayım biraz daha. Bahçesinde at olacak, ata bineceksiniz. Abartayım biraz daha. Okçuluk olacak, go kart olacak bahçesinde. İçinde timsah, <laughs> timsah mı? Ne yaptın? Sen gene cezalandırmaya <laughs> taktın. <gülüyor> Herkese 500 lira ceza vereceğiz Yok, her gün. <laughs> Aynen yani <laughs> tabii bu sefer millet diyecek ya bu kadar <laughs> eğlence var. <laughs> bu kadar eğlence varken imana, ilme vakit kalır mı? Merak etmeyin kalır. Tabii ki go-kart varsa başında da bir sorumlusu var. Öyle her dakika go-kart yok. Hak edene. Değil mi? Veya Kur'an kursuna gelene, Kur'an'a geçene falan yani değil mi? At varsa seyisi vardır. Her türlü. Şimdi mesela böyle bir maksadımız var. Bu maksada ulaşmak için bizim böyle kerametli bir vasıtaya ihtiyacımız var. Üstüne keramet gibi yani adeta. Seni bir anda oraya ulaştırabiliyor. İster misin böyle bir şey? Mesela iki ay sonra bu anlattıklarım hepsinin gerçek olmasını ister misiniz? Timsah hariç isteriz. Değil mi? Belki çok daha güzelini, belki hayalimize gelmeyecek kadar güzelini, verimlisini. Gün içinde on binlerce insan gelecek. Sarışınlar, zenciler, çekik gözler. Biz Çınar Altın'ın videolarıyla iman ettik. Tuan videolarıyla iman ettik. Orada böyle çim sahamızda Dünya Kupası gibi kendi aramızda böyle bir şey yapacağız. Nijeryalılar, Kamerunlular, Kanadalılar. Herkes bir futbol takımı oluşturmuş. İtalyanlar bir tarafta, Almanlar bir tarafta. Turnuva yapacağız mesela. Hepsi bizim vasılımızla iman etmiş. Orada kamp yapıyorlar. 200 kişi var falan. İster misiniz böyle bir şey? İşte bu maksadınız mesela, bu hayırlı niyetiniz. Buna ulaşmak için kerametli bir vasıta ihtiyacınız varsa bunu dünyada güçte parada aramayın. İhlasla arayın. Bunu diyor işte. Devam edelim. En yüksek bir haslet. Evet, bir ahlak olarak da bir insanın elde edebileceği en güzel ahlak ne? İhlas. Ya bu adamın paçalarına ihlas akıyor. <laughs> o adamın böyle abi fışkırıyor abi adam. Yürüyen ihlas olsak keşke. Evet devam. En safi bir ubudiyet ihlastır. Evet kullukta da safiliğe ihtiyacımız var. Hazreti Adem'in değil mi bir vasfıdır. Saf kulluk işte ihlas budur. Devam. Madem ihlasta meskur hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var. Ve madem bu muciz zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve bir dağlar dalaletler içerisinde. Bizler gayet az. Evet burada duralım. Bak ne dedi? Şimdi zaman nasıl? İhlaslı çok kuvvetleri saydı. Zaman nasıl? Müthiş böyle dehşetli bir zaman. Müthiş dehşetli demek. Dehşetli bir zaman. Başka dehşetli düşmanlar var. Şimdi zaman zor, düşmanlar da zor. Başka tazikat saldırı da zor. Böyle üç zorluk üst üste. Başka bir de savletli bidalar var. İnsanın ayağına pranga vuran, dehşetli bir bida dönemindeyiz. Bir salgın hastalık gibi yayılıyor. Bidalar ve dalaletler, sapkınlıklar. Yani İslam'da olmayan şeylerin İslam'a dahil edilmeye çalışıldığı, İslam'ın özünün bozulmaya çalışıldığı bir dönemde bizler nasılmışız okuyalım. Bizler gayet az, az ve zayıf, zayıf ve fakir ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde dört tane özelliğimiz var. Başta ne anlattı? İhlaslı çok kuvvet var. Karşı cepheyi anlattı. Çok kalabalıklar, çok zenginler, çok güçlüler. Zaman kötü, saldırı şiddetli. Fena bir durum var. Bizim cepheye bak. Bizde gayet az, zayıf, fakir, kuvvetsiz. Dört tane olumsuz özelliğimiz var. Azız, zayıfız. Bari zayıf olmasaydık ama az ve zayıfız ve fakiriz ve kuvvetsiziz. Bizim Bedir asabına dönüşmemiz şart o yüzden. İhlas elde etmemiz şart. İhlas çünkü böyle bir keramet ancak bizi bu maçta bu kurtarır yani. Devam. Gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife imaniye ve hizmeti Kur'aniye omuzumuza ihsan ilahi tarafından konulmuş. Ya biz zaten zayıftık, azdık, kuvvetsizdik. Düşman şiddetliydi, zaman da kötüydü. Bir de boş da değiliz. Sırtımıza çok ağır bir yük de konulmuş yani. Bütün şartlar aleyhimizde. Bu şartları lehe çevirecek tek bir şey var. Devam. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Evet, bütün kuvvetimizde kardeşim. Hiç boşluk var mı? Bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecburuz ve mükellefiz. Kaçacak yer yok, mecburuz abi. Ve mükellef de ne demek? Ya boynunun borcu ha. Bu senin mükellefiyetin. Hani o, o borcu ödemek zorundasın. Evet. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Biz burayı ağzımızda gözümüzde böyle okuyoruz. Nasıl anlıyoruz? Başkasında yerleştirmek. Bir türlü kendimizde ihlası yerleştirmek diye okumuyoruz. İhlasın sırrını başkasında yerleştirmeye çalışıyoruz. Abicim ihlas risalesini okuyup da başkasının ihlassızlıklarını, hatalarını düşünüyorsan hiç anlamıyorsun demektir. Sadece kendini düşün düşüncen kendini düzeltmeye çalışacaksın. Zaten başkasına dinlediğin için hiçbir zaman düzeltemiyorsun. ve şeytanın CV'si dedik ya kaç bin yıllık CV abi. Peygamber kandırmışlığı var. Sen onun için çeresin. Evet. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmeti kutsiye kısmen zayi olur. Devam etmez. Hem şiddetli mesul oluruz. Evet şimdiye kadar kazandıklarımız da zayi olabiliyormuş. İhlas kaybedince. Allah muhafaza bir de devam etmemesiyle beraber mesuliyet var. Yani bir işi bir yere kadar getirdin iyi tamam. Şimdi koy cebine istediğin yere yönel. Hayır. Keşmiş olsun. Gemileri yaktık. Geri dönüş yok. Yoksa şiddetli mesul olursun. Allah muhafaza. Cephe açtın. O cepheyi boş bıraktın. Geçmiş olsun. Savaştan kaçmış muamelesi görürsün. Ahirete bir uyanırsın. Ya ben zamanında bir şeyler yapmıştım. Allah belki yazmaz bile onu. Allah muhafaza. Bu iş böyle bir iş kardeş. Şiddetli bir mesuliyet yani. Evet devam. Vela teşteru bi ayati temenen galile ayetindeki şiddetli tehdit kerane nehi ilahiye mazhar olup saadet ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, potfuruşane, sakil, riyakerane, bazı hissiyat sufliye ve menafi cüziyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz hem hizmeti Kur'aniyenin hürmetine taarruz hem hakaki imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Evet. Ayette bir tehdit var. Sakın satmayın diyor. Yani satmasanız iyi olur demiyor. Bak sakın. Bir tehdit ifadesi. Buna masar olursun. Yani ne demek bu? Allah'ın rahmetini kaybeder. Gayzını çekersin. Allah'ın öfkesini çekersin. Saadet-i ebediye zararına olur. Manasız olur. Lüzumsuz olur. Zararlı olur. Kederli olur. Bencilce olur. Düşük bir ahlak olur. Sakil bir iş olur. Riyakerhane olur ki riya ne demek duyduk yani. Az bir riya bile şirktir diyor Allah Resulü. Geçmiş olsun. Hem ne yaparsın? Azıcık bir hissiyat süfliye. Kaç bazı hissiyat için veya menafi cüz'iye, küçük bir menfaat için ihlası kırdın. O elde etmeye çalıştığın menfaat var ya, senin bu olduğun okyanusuna dönüşüyor bir anda. O menfaat için ihlastan vazgeçiyorsun. Bu bir tercih sonuçta. İhlası yapabilirsin. Sahabenin canı yok mu? Onlar da diyebilirdi yani. Biz peygamber değiliz, bir şey değiliz kardeşim. Diyebilirdi. Biz ne diyoruz? Ben sahabe değilim. Ya bir dene. Belki Allah sana o kumaşı vermişti. İşte biz ne yapıyoruz? Kendimizi mazur biliyoruz. İhlası, bir tercih sonucu bırakıyoruz. Kırınca ne oluyor? Diyor ki kardeşim, bazı menfaat için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz. Hepsi senden hak dava eder ahirette. Davacı olurlar senden. Yani bizim beraber oluşturduğumuz şu şeyin, şu mananın zararına çalıştın. Zarar verdin ya. Yani. Niye? İhlası kırdın. Bile bile göz göre göre ihlası kırdın. Ne oldu? Hizmeti Kur'aniyenin hürmetine taarruz ettin. Hem hakaiki imaniyenin kutsiyetine, mukaddesliğine hürmetsizlik ettin. Ne kadar büyük ithamlar. Devam edelim. Ey kardeşlerim, mühim ve büyük bir umuru hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan Akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Evet. Mühim ve büyük bir umuru hayriyenin çok muzır manileri olur. Şimdi biz mesela böyle İstanbul'da bir sıkıntı yaşarken direkt aklımıza bu geldi değil mi? Mühim ve büyük bir umuru hayriye. Büyük bir hayır var. Hayır işi var. Onun önünde ne oluyor? Bir sürü böyle şeytanlar mani olmaya çalışıyor. Çok muzır maniler çıkıyor. Duaya yöneldik değil mi bir anda? Ya Rabbi dedik bizim kimsemiz yok. Arkamızda hiçbir güç yok. Bir tek sen varsın Ya Rabbi. Sana açtık ellerimizi dedik. Ne oldu sonra? Cenab-ı Hak bir anda bir abimizi çıkardı karşımıza. Zaten yıllardır tanıyorduk da. Benim yerim var dedi. E dedik bizim de orada arkadaşlarımız var. Frankfurt'ta, Almanya'da bir anda bir yer açma. Meselesi oluştu bak. Cebinden para çıkmadan Cenab-ı Hak sana bir imkan doğuruyor işte. Ne kadar büyük bir nasip değil mi? Orada da büyük bir hayır başladı. E büyük bir hayrın mızır manesi olur. Orada da mızır maneler çıktı. Şimdi inşallah ama gümbür gümbür Allah'ın izniyle öyle bir hizmet medresemiz olacak. Rabbim hep beraber gidip orada kamp yapmayı da nasip etsin. Aramızdaki vize engellerini kaldırsın. inşallah hayırlısıyla. Kardeşlerim inşallah mızır manileri neyle kıracak gene ihlasla. Ne dedi? Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Niye şeytan demedi? Şeytan kaç türlü? Nasıl? İnsi ve cinni. Cinni şeytan en fazla ne yapar? Vesvese verir. İnsi şeytan çok tehlikeli. Ne yapar? Koluna girer. Ne yapar? Kulağına girer. Ne yapar? Kalbine girer. Mimlenirsin der. Sen misin alemin enayisi der. Sen misin alemin kerizi der. Çalışsana der. Orayı boş ver der. Kendini düşün der, şöyle yap böyle yap derdi maişeti fısıldar veya senin annene babana fısıldar değil mi? Çocuğunu gönderme mimlenir der, falan der filan der zaten bir avuç olan Kur'an hizmetkarları erir parmaklar arasından dökülür. Ya eleklerden eleneceğiz. Evet bu manilere ve bu şeytanlara karşı ne yapmak lazım? Ne dedi? İhlas kuvvetine dayanmak gerektir Peki fevzi ihlas kıran şeylerden nasıl kaçmamız lazım? Akrepten yılan, bir akrep görsen şurada ne yaparsın? Ters takla atarsın değil mi? Gün böyle sohbet yapıyoruz. Hatta kameradan görüntüsünü böyle şey yaptık. <laughs> Kaydetmiş kamera. Böyle sohbet halkasıyız. Minderleri dizmişiz. Diz dize böyle bir ders okuyoruz. Bir tane büyük bir hamam böceği böyle dış kapıdan girmiş. Elini kolunu sallayarak buralar benim edasıyla aramızdan geçiyor. Bir anda kız gibi çığlık atanlar mı dersin? Sağa sola depreşenler mi? Dedim herhalde uçan sabrenin taklidini yapıyorlar. <laughs> biri bir tarafa atlıyor, biri bir tarafa. Ben de görmedim böceği. Anlamadım ne oluyor. Böcek de dönmüş şaşırmış. <laughs> Bunlara ne oluyor diye. Ne değişik bir tür bu. Ondan sonra ya küçücük böcekten böyle irkiliyoruz. Peki ihlası kıracak şeylerden böyle irkiliyor muyuz? İhlası kıran şeyleri okuyacağız. O bu buca insanların takdirini kazanmak. Bunu istiyoruz mu bundan kaçıyoruz mu? Mesela değil mi? Ne var başka ihlası kıran? Korku, tama değil mi? Bunlar var. İşte menfaati maddiye cihetinden gelen rekabet. Dünya menfaati. Değil mi? İhlası kıran şeyler bunlar. Kaçıyoruz mu bundan. Yılanla akrepten kaçar gibi. Bazen bir söz, bazen bir uhuvvetsizlik, bazen bir muhabbetsizlik. İhlas kırıyor mu? Kırıyor. Kaçıyoruz mu? Kaçmıyoruz abi. Hatta o menfaatlerin peşine koşuyoruz. Rekabetine giriyoruz. Başkasına hasetler duyuyoruz bunun için. Miras meseleleri bilmem neler. Değil mi? Yılandan akrepten çekindiğimiz gibi çekinmemiz lazım. Ne diyor devamında? Hz. Yusuf aleyhisselam İnnen nefse la emmeratun bis su'i illa ya merhimer Rabbi Demesiyle nefse emmareye itimat edilmez. Ne diyor? Nefis daima kötülüğü emreder. Allah'ın sakındırdıkları müstesna. Demek ki Yusuf peygamberden bu dersi alacağız. Nefse itimat etmeyeceğiz. Ne yapacağız? İhlasa çalışmak için enaniyet ve nefse emmareden kendimizi ayırmaya çalışacağız ve inşallah sonraki derslerimizde okuyacağımız düsturları hayatımıza rehber edineceğiz. Rabbim bizi kemali ihlas üzere yaşasın. Bize ihlası tamme versin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi ve sahabe-i kiram gibi ve asır boyu gelen salihler, alimler gibi, Üstad Bediüzzaman ve talebeleri gibi bize safi ihlası nasip etsin. Allah razı olsun. El Fatiha.